Merhaba arkadaşlar. Ben Sonucanız Orjinal Matematik Yayınlarının 2024 TYT'de soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köklü sayılarda 8. testte kalmıştık. Bu testimizde 4 tane güzel soru var. Bu 4 tane güzel soruyu da beraber çözelim isterseniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım bakalım. Bir Mahmut Emre var, bir de Mert var. Bu 11. katta, bu da 3. katta. Bu zeminde burası. Yukarıdaki şekilde 11 katlı bir binanın eşit ile hareket eden ve yan yana bulunan iki adet asansörün görseli veriliyor. 11. katta bulunan ve zemin kata inecek olan Mahmut Emre kök 192 metre aşağı indiğinde bulunduğu asansör ile aynı anda 3. kattan harekete başlayan 11. kata çıkmak isteyen Mert asansörü yan yana geliyor. Şimdi 11. kattalar. Bu da 3. katta, bu 11'de, bu da 3. katta. Arada baktığınız zaman 8 kat var. Doğru mu? Şimdi bu 4 kat aşağı indiğinde bu da 4 kat yukarı çıktığında ikisi aynı anda yan yana olmuş olacaklar. Yani 7. katta bunlar denk gelecekler diyebiliriz. Çünkü aynı anda bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Ben buradan onu anlıyorum. Değil mi? 11. katta bunlar zemin katı iniyor. Diğeri de 3. kat harekete başlıyor ve 11. kata çıkmak isteyen Mert Asansörü yan yana geliyor. Ve kök 192 metre aşağı indiğinde yani 11'den 7'ye 4 kat bizim için neymiş arkadaşlar? Kök 192 metreymiş. Şimdi 192 ne demek? 12 çarpı 16 ya da 32 çarpı 64 çarpı 3 demek. 64 8 kök 3'tür o zaman burası. Bu 4 katın yüksekliği. O zaman biz buradan bir katın yüksekliği için 2 kök 3 metredir diyebiliriz. Doğru mu? Aynen. Şimdi sorumuz şu. Buna göre başlangıçta Mert'in bulduğu asansörün zemin zemini olan uzaklığı yani Mert 3. katta zemin olan uzaklığı 3 kattır. Biz her katı kaç kabul etmiştik? 2 kök 3 metre kabul etmiştik. 3 ile çarparsak 6 kök 3 metre çıkacaktır. Sorumuzun cevabı 6 kök 3'ü şıklarda arayacağız. 6'yı içeri atarsak kökün içerisine 36 diye girer. 36 çarpı 3 de bizim için ne yapar arkadaşlar? Kök 108 metre yapar diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Kümesinin farklı dört elemanı. Buna benzer bir soru çözmüştük galiba geçen testlerde. Kümesinin farklı dört elemanı açtık kutucuklara yerleştirilip işlemler yapıldığında sonucu bir tam sayı olduğu görülüyor. Sonuç bir tam sayı çıkıyor. Bu dört tane rakam sayıyı aşağı yazacağız. Buna göre A kümesi hangi elemanın kutucuklara yazılmamış yazılmak için kullanılmamıştır. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi baktığınızda burası eşlenik çarpımı olmuyor. Yani şunu da şunu aynı yazamıyorum. O zaman şöyle bir şey olacak galiba. Bununla şimdi bunu çarptığınızda bununla da bunu çarptığınızda aynı sonuç gelmeli ki çünkü birbirlerini götürsünler. Buradan artı gelecek, buradan eksi gelecek. Şimdi 4 4 6 6 12 2 kök 3 demek 18 3 kök 2 demek 27 de 3 kök 3 demek. Şimdi bu şekilde olduğunu düşünürsek. Şimdi buraya 6 yazmayalım. Ne yazalım oraya biliyor musunuz? Bunun bir tanesine 12 yazalım. Mesela buraya 12 yazalım. Yani burası 2 köküç olsun. Buraya da 3 köküç yazalım. Şimdi anlamaya çalışıyoruz ve uydurmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi. Tamam mı? Şimdi şununla şunun çarpımı ile bununla bunun çarpımı denk gelsin. Şimdi bak nasıl olabilir? 2 kök 3 eksi mesela bunu 4 değil de bunu 6 yaparsak 12 kök 3 yapar. Bu 3'ü de 4 yaparsak burası da 12 kök 3 yaptı gitti. Bak böyle oldu galiba. Dağıtırsak 24 artı 12 kök 3 eksi 12 kök 3 eksi 2 6 18 yaptı. Bak bunlar birbirini götürdü. Sonuç ne geldi? Bir tam sayı geldi. Şimdi biz ne kullandık? 4'ü kullandık. 6'yı kullandık. 2 kök 3 12 kök 12'yi kullandık. 3 kök 3 şunu kullandık ama 3 kök 2'yi kullanmadık. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? C hangi gelecektir diyebiliriz. Yine oradaki 3 kök 2 ikili olduğu için onu tercih etmedim. Diğerleri hani 2 kök 3 kök 3 kök 3 olduğu için onların çarpımları denk gelecek diye düşündüm. Bilginiz olsun. Geçen seferki soruda da benzerini yapmıştık. 3. Yukarıdaki şekiller mavi, yeşil ve turuncu renkli 3 farklı kare ile oluşturulmuştur. Yani turuncu ile maviyi toplayıp değil mi? birer kenarından bastıyorum. Eksi yeşil kareyi çıkardığınız zaman yani şununla şunu toplayıp şuranın tamamından şunu çıkarttığımızda kök 48 yani 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 geldi diyebiliriz. Bak burada da yeşilden turuncuyu çıkardığımız zaman 2 kök 3 geliyor. Bir de mavi soruyor. Hmm, bak alt alta toplarsanız güzel gelecek. Bununla bu gidecek. Bununla da bu gidecek. O zaman mavi gelecek. O da 6 kök 3'müş diyebiliriz. 6'yı içeri atarsak 36 diye, o da kök 108 yapar dedik. Bu da 3 sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza ve dersimizin de, testimizin de son sorusuna. Yukarıdaki şekilde Güneş, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenlerinin, Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars merkezlerinin birbirine uzaklıklarını vermiş. Bir birim, bir birim, bir birim diye. GR R, üzerindeki bir K noktası, bir gök taşı bulunmuştur. Burada bir gök taşı var K noktasında. GK güneşe olan uzaklığı köküçse. Şimdi köküç dediğiniz şey 2 ile 3 arasında. Yok 1 ile 2 arasında. O zaman buralarda bir yerde. K buralarda bir yerde. Değil mi? Şimdi buralarda bir yerde ise şöyle yapalım. 2 ile kaç arasında? 1 ile pardon 2 arasında köküç. Karesini alırsanız 1 ile 4 arasında düşündüğünüzde 3 4'e daha yakın. Yani köküç o zaman 1.5'dan daha büyüktür diye düşünebiliriz. Şimdi o zaman V'ye daha yakınsa o zaman KM KV'den daha büyüktür. Evet sol taraf sağ taraftan daha büyüktür. Birinci öncülümüz doğru. YK neymiş? 2 kök 2. Yani buradan bir 2 kök 2 çekersek kök 8 yapacak. Kök 8 de 2 küsür. Yani kök 4 ile kök 9 arasında düşünürseniz buna daha yakındır. Yani 2 ile 3 üç arasında 3'e daha yakın. 2 ile 3 arasında o zaman bu buraya daha yakın. Yine burada da yine aynı mantık. Şurası şuradan büyüktür. KV bakın KV KD'den büyüktür biz de aynısını düşünmüştük. Bir de burada 2'yi içeri şey atarsak kök 12 yapar. Kök 12 de 3 ile 4 arasında 3 dersek kök 9, 4 dersek kök 16. Bak yaklaşık değer bulurken şöyle yapıyorum. Bak burada, burada aradaki mesafe kaç birim? 3 birim. Buradaki 4 birim. Sanki bu taraf sol tarafa daha yakın. Yani bu sefer bu tarafa yakın. O zaman burası daha büyük, burası daha büyük. K noktasını burası alırsak. Kr büyüktür dk. Evet bu da doğru. O zaman dördüncü soruda gördüğünüz gibi 3 de doğrudur diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun ve dersimizde son sorumuzun çözümüydü. Bir sonraki testte köklü sayıların son testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıfı çalışın. Hoşçakalın.